İyi akşamlar sayın seyirciler. Saatler 19'u gösteriyor. 15 Aralık gündemiyle BRT Ana Haber'de karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının adadan yok edilmek için manevi anlamda da saldırılara maruz kaldığını, ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm sıkıntılara rağmen var olmaya ve güçlenmeye devam ettiğini, Kıbrıs meselesine bu açıdan da bakılması gerektiğini belirtti. Din İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim konulu konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı milli şuuru yanında maneviyatı ve kültürüyle bu ülkede varlığını sürdürme azmi ve inancındadır, dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Din İşleri Başkanlığı tarafından Hala Sultan Camisi konferans salonunda düzenlenen Kur'an-ı Kerim konulu konferansa katıldı. Bir bakıma bizi bu adadan süpürmek için, bu adadan yok etmek için bize yaptığı sadece silah yöntemiyle saldırılar değil, aynı zamanda kültürel, aynı zamanda maneviyat, aynı zamanda dinimize kadar uzanan o çirkinliklerin cevabı olarak hamdolsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütün sıkıntılarımıza rağmen var olmaya ve güçlenmeye devam etmektedir. Uluslararası anlaşmalar bağlamında bu ülkede iki ayrı halkın, kültürün, yapının, demokrasinin varlığının tescil edilmiş olduğunu kaydeden Tatar, bunların daha da güçlenebilmesi için maneviyatın önemli olduğunu vurguladı. Papa Francis'in Güney Kıbrıs'ı ziyareti sırasında kendisine bir davet gönderdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu. Nasıl oluyor da dünyada bir ruhani lider insanlık adına, kültür adına, uzlaşı adına, barış adına buralara kadar geliyor ve ihtilaflı bir ülkede sadece Hristiyan cemaatiyle buluşuyor Güney Kıbrıs'ta ve bize bir merhabayı çok buluyor. Evet, biz Müslüman olabiliriz, biz Kıbrıs Türkler olabiliriz ama netice itibariyle Kıbrıs'ta uluslararası anlaşmalar bağlamında iki ayrı halk vardır. Dolayısıyla kendisine bildiğiniz gibi çok samimi bir davet yaptım. Buyurunuz, buraya kadar gelmişken bir de kuzeye geçiniz. Benimle görüşünüz Cumhurbaşkanı olarak, bir de Din İşleri Başkanımızla görüşünüz, dedim. Ama tabii işte ben bunu daha önce sizlere konuşmadım. Ama güneyde bir hocamızla görüşmek ve Kıbrıs Türkler'de görüştüm diye intiba yaratmak da yapılan büyük bir haksızlıktır. Biz asla bunu kabul etmeyiz. Bizim seçilmiş makamlarımız vardır, seçilmiş liderlerimiz vardır, devletin atadığı Din İşleri Başkanımız vardır. Dolayısıyla resmi olarak bir görüşme olacaksaydı makamlar bellidir. Cumhurbaşkanı Tatar, bu mücadelenin asırlardır devam ettiğini, Kıbrıs Türk halkının var olabilmesi için inançlı, karakterli, dinine bağlı, çağın gerektirdiği şekilde eğitimini almış ve ona göre halkına hizmet etmeye hazır bireyler yetiştirmenin ve toplum algısını bu noktaya taşımak adına bu tür toplantıların önemini vurguladı. Ve haliyle topluma vereceğimiz mesaj, yani Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir. Kıbrıs Türk halkı milli şuurun yanında maneviyatıyla, kültürüyle bu ülkede varlığını sürdürmek azmi ve inancındadır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, sizler hep halkın içerisindesiniz. Sizler halka çeşitli vesilelerle göreviniz icabı seslenme fırsatı buluyorsunuz. Ben de zaman zaman imkan bulduğumda gidiyorum, sizleri dinliyorum ve bu sohbetlere de devam edilmesi gerektiğini. Çünkü bütün bu sohbetler dinleniyor, bütün bu sohbetler dikkate alınıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halkın refahı, bekası ve geleceği için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Pandemi dolayısıyla yaşanan sıkıntılara da işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman halkımla beraber olmak ve sıkıntılarını elimizdeki imkanlar çerçevesinde çözebilme hedefi içinde çalışmalarımı yürütmeye devam edeceğim, dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmet Yayar Başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurtseverler Derneği heyetinin kabulünde devlet işlerinin yoğunluğuna rağmen halkla teması sürdürmeye devam ettiğini kaydetti. Tatar,
Aralık ayının kanlı Noel'in gerçekleştiği ve Kıbrıs'ı Türklere yönelik saldırıların başladığı önemli bir ay olduğunu anımsattı ve 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla çeşitli törenlerle şehitleri yad edeceğini ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretler yapacağını dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık bir yere gelmiştir ve dünya da bu gerçeği görmektedir ki Kıbrıs'ta iki ayrı devlet var, iki ayrı halk var ve bu iki ayrı halkın kendi demokrasisi içerisinde beklentileri vardır. Ve bütün pandeminin sıkıntılarına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi insanına hem sağlık hem esenlik verebilmek için bütün kurum ve kuruluşlarıyla en iyi şekilde bu süreci yönetmiştir ve yönetmeye de devam ediyor. Dolayısıyla ben halkımıza, sizlere bir kez daha esenlikler diliyorum, sağlık diliyorum. Her zaman sizlere beraber olmak, sizlerin sıkıntılarını mümkün olduğunca elimizdeki imkanlara göre bunları çözebilmek, bunları aşabilmek, çoluk çocuğumuza bir gelecek bırakabilmek için bütün bu çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Hellim'in coğrafi işaret tescili konusunda Avrupa Birliği'nin takındığı taraflı tavra tepki gösterdi. Ertuğruloğlu, dikkatli olunmazsa devletin yetkili makamlarının devre dışı bırakılarak Rum tarafına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına karar alma hakkı verilmesine kadar uzanan tehlikeli bir sürecin içine girilebileceği uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Hellim'in coğrafi işaret tescili hakkında açıklama yaptı. Ertuğruloğlu, uluslararası toplumun Kıbrıs Rum tarafını Kıbrıs adasının sözde tek devleti ve temsilcisi olarak görmesinin, Kıbrıs Türk halkına ise sadece bir toplum muamelesi yapmasının, Kıbrıs meselesinin özü ve bugüne değinde sorunsuz kalmasının yegane nedeni olduğunu kaydetti. Ertuğruloğlu açıklamasında, bu nedenle Kıbrıs konusu özünde bir statü meselesidir dedi. Kıbrıs Türk tarafının bu statü sorununu ortadan kaldırmak ve kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılmasını mümkün kılmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidini öngören gerçekçi bir vizyonu yeni Kıbrıs politikası olarak belirlediğini hatırlatan Dışişleri Bakanı, bu vizyon ve politikanın anavatan Türkiye tarafından desteklendiğini ifade etti. Dış politikayı ilgilendiren tüm konuların devletin Kıbrıs meselesine ilişkin benimsediği yeni vizyonunun temel ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, bu kapsamda Hellim'in coğrafi işaret tescili süreci ve tescil sonrasındaki sürecin bu çerçevede ele alınması kaçınılmaz olduğunu, ancak gelişmelerin bu çizgide oluşmadığını belirtti. Ertuğruloğlu, Hellim'in Avrupa Birliği nezdinde tescil edilmiş olması, Avrupa Birliği iç pazarına Hellim ihracatını mümkün kılabilecek olumlu bir adım gibi yorumlansa da, Avrupa Birliği'nin takındığı tavrın tüm Avrupa Birliği politikalarında olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin yeni politikasına ters düşecek unsurlar barındırdığını kaydetti. Ertuğruloğlu açıklamasında, Avrupa Birliği'nin Rum Tarım Bakanlığı'nı yetkili makam olarak gördüğü aşikardır. Rum tarafının tayin edeceği bir mekanizmayla Kıbrıs Türk Hellim üreticilerinin denetlenmesi öngörülmektedir. Avrupa Birliği'nin bu tavrı, Kıbrıs Türk üreticilerini yetkisini ülkemize yaymaya çalışan Rum tarafının insafına bırakmaktadır. Hellim'in coğrafi işaret tescilinin Avrupa Birliği tarafından kabul edilmesini müteakip, Kıbrıs Rum Hellim üreticilerinin tescilden hali hazırda yararlanmaya başlamış olduklarını hatırlatmakta da fayda vardır, dedi. Ülkedeki hellim üretiminin tescile uygunluğu konusunda ilgili devlet makamlarının sürece doğrudan müdahil olmasını mümkün kılabilecek bir düzenlemenin yeni vizyonla uyumlu olacağını kaydeden Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin bu çizgiye gelmesinin mümkün görülmediğini belirtti. Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olarak Avrupa Birliği'nin tarafsız bir aktör olmadığını ve olamayacağını her vesileyle dile getirdiğimizi hatırlatmak isterim. Dikkatli olunmaması halinde devletimizin yetkili makamlarının devre dışı bırakılarak Rum tarafına ülkemiz adına karar alma hakkı verilmesine kadar uzanan tehlikeli bir sürecin içine girme riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini tekrarlamakta fayda vardır, dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve menfaatlerine zarar verecek hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi. Oktay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de egemen hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığında istediği alanda istediği zaman çalışma yapabileceğini vurguladı. Ve
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda devam eden 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Türk dış politikası çerçevesinde bölgedeki durum ve Doğu Akdeniz konusuna da değindi. Bölgede ve tüm dünyada ses getiren Türkiye'nin dış politikasının birilerini rahatsız ettiğini kaydeden Oktay, rahatsız da olsanız dış politikadaki kararlı duruşumuz devam edecektir dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Doğu Akdeniz konusunda net mesaj verdi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de egemen, hak ve yetkileri çerçevesinde, kıta sahanlığında, istediği zamanda, istediği çalışmayı yapar. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve menfaatlerine zarar verecek hiçbir adımı karşılıksız bırakmayız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yeni Kıbrıs özel temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart tarafından verilen yıl sonu resepsiyonuna katıldı. Colin Stewart, resepsiyonda yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin liderleri ileriye götürebilecek, karşılıklı kabul edebilecekleri bir yol bulmalarına destek çabasını devam ettireceğini söyledi. Elizabeth Spear'ın yerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yeni Kıbrıs özel temsilcisi olarak atanan Colin Stewart, Ledra Palace Hotel'de yıl sonu resepsiyonu verdi. Hello, hello. Excellent. Hello. Excellent. Welcome. How are you? Very well, thank you. How are you? Thank you very much. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis de katıldı. İki lider 27 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le üçlü görüşmede bir araya gelmelerinin ardından ilk kez buluştu. Resepsiyonda kısa bir konuşma yapan Stewart, Ledra Palace Hotel'in tarihi bir mekan olduğunu, çatışmaların bedellerinin ne olduğunu göstermesi açısından sembolik bir anlam taşıdığını kaydetti. Liderlerin yaklaşık bir yıldan sonra adada ilk kez bu etkinlikte bir araya geldiğini söyleyen Stewart, etkinlikte bulunmalarından onur duyduğunu belirtti. Kıbrıs konusunun Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin önem verdiği bir konu olduğunu vurgulayan Stewart, Genel Sekreterin bu yönde Cenevre ve New York'taki çabalarına atıfta bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin liderleri ileriye götürebilecek, karşılıklı olarak kabul edebilecekleri bir yol bulmalarına destek çabasını devam ettireceğini söyleyen Stewart, bu yönde elinden geleni yapacağını kaydetti. Resepsiyonda bu yıl elde edilen başarıların kutlanacağını dile getiren Stewart, teknik komitelerin başarılarından çok etkilendiğini söyledi. Stewart, sağlıkla ilgili teknik komitenin geçiş kapılarının yeniden açılması ve COVID-19 protokollerini uyumlaştırma konusunda başarı sağladığını söyleyerek, eğitimle ilgili komitenin de barış eğitimi programını yeniden başlattığını kaydetti. Thank you. Kültürel Miras Komitesi'nin Europa Nostra ödülü kazandığını anımsatan Stewart, bu başarıların önemli olduğunu, iletişimle ilgili komitenin de 5G ada üzerinde kullanımının genişletilmesi üzerine anlaştığını kaydetti. Teknik komitelerde görev yapan herkese teşekkür eden Stewart, liderlere de bu başarıların sağlanmasında verdikleri destek için teşekkür ederek, onların desteği olmaksızın başarı sağlanmasının mümkün olmadığını vurguladı. Stewart, bu kazanımların Kıbrıslıların günlük hayatlarına ilişkin sorunların çözülmesine önemli katkıları olduğunu belirtti. Resepsiyonun gayri resmi bir etkinlik olduğunu dile getiren Stewart, herkesin yeni yılını kutladı ve gelecek yıl daha fazla ilerlemeler sağlanabilmesi temennisinde bulundu. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanlığından Kıbrıs Özel Temsilciliğine ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefliğine yeni atanan Colin Stewart tarafından verilen yıl sonu resepsiyonuna ilişkin açıklama yapıldı. Excellent.
Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde ara bölgede bulunan Lidra Palace Otel'de gerçekleştirilen yıl sonu resepsiyonuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Rum lider Nikos Anastasiades'in her iki halkın günlük yaşamlarını çeşitli alanlarda geliştirmek üzere görevlendirilmiş olan teknik komite eş başkanlarının yanı sıra çalışmaları destekleyen büyükelçiler, Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilileri ve diğer temsilcilerle buluşma imkanı bulduğu ifade edildi. Açıklamada Kıbrıs'ın her iki tarafının yararına olacak teknik komite çalışmalarının geliştirilmesini destekleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, teknik komiteleri her iki halkın günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya katkı koyacak önemli bir mekanizma olarak hem de iki taraf arasındaki verimli işbirliğini sağlamaya ve güven yaratmaya yardımcı olacak köprü olarak değerlendirmektedir ifadelerine yer verildi. Thank you very much. Okay. Thank you. Sayın seyirciler, ülkemizde son 24 saatte yapılan 15.476 test sonucu 172'si yerel, 218 pozitif vakaya rastlandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 44 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temasları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında tutuldukları, 172 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi. Açıklamada pozitif vakalardan 53'ünün Lefkoşa, 43'ünün Girne, 45'inin Gazi Mausa, 25'inin İskele ve 6'sının Güzelyurt bölgesinden oldukları kaydedildi. Bakanlık 223 kişinin tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildiğini de belirtti. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası okullardaki pandemi yönetimine ilişkin tespit ve önerilerini açıkladı. Okullarda pandemi yönetimindeki eksik ve aksaklıkların yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliğini tehlikeye soktuğunu belirten örgütler, Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarını birlikte çalışmaya davet etti. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, ülkede ve okullarda artan COVID-19 vaka sayıları nedeniyle bazı okullara yaptıkları ziyaret ve gözlemlerde vardıkları tespitlerle çözüm önerilerini Sağlık Bakanlığı önünde yaptıkları eylemde duyurdu. KİTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, 3 örgütün devam eden salgın nedeniyle bir takım çalışmalar yaptığını ve COVID-19 pandemisinde sürdürülebilir yüz yüze eğitim kılavuzu hazırladıklarını anımsatarak, Sağlık ve Eğitim Bakanlıklarını da bu çalışmalara dahil etmek için uğraş verdiklerini, ancak söz konusu bakanlıkların uzak durduklarını savundu. Eğitimin yüz yüze devam etmesi gayemizdir diyen Elcil, Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nu konuya duyarsız kalmakla suçladı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı da işin uzmanı tabiplerle bazı okulları ziyaret ettiklerini anımsatarak okullarda denetimin eksik olduğunu ifade etti. Elmalı, bu duyarsızlıkla sürdürülebilir yüz yüze eğitimden bahsetmek mümkün olmayacak gibi görünüyor, dedi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut da okulların yüz yüze eğitime ara vermesinin çocuklarda yaşanan eğitim kayıplarının yanı sıra telafisi çok zor gelişimsel ve psikolojik sorunlara da yol açabileceğini gösteren bilimsel verilerle görüşler bulunduğunu aktardı. COVID-19 pandemisinde sürdürülebilir yüz yüze eğitim kılavuzunun önemine işaret eden Gürkut, Lefkoşa Türk Lisesi ve Şehit Tuncer İlkokulu'nu ziyaretlerinde tespit ettikleri eksiklikleri sıraladı. Çözüm önerilerini de aktaran Gürkut, salgın bakımından yüksek riskli bir dönemde bulunulduğuna işaret ederek, okullarda rutin tarama testlerinin sıklıkla yapılması, pozitif vaka saptanması halinde uygun testlere ulaşımın kolaylaştırılması, görevli test merkezlerinin sayısının arttırılarak teste ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. Gürkut, okullarda gözlemledikleri sınıf içi düzendeki eksikliklerin zaman kaybedilmeden giderilmesi gerektiğini de söyledi. Partilerin genel seçimlere yönelik çalışmalarıyla devam ediyoruz. Ulusal Birlik Partisi'nde 23 Ocak'ta yapılacak genel seçime yönelik adaylar belirlendi. Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Asipoğlu, görevi yerine getirmeye hazır 50 vekil adayının belirlendiğini ifade ederek, görevlerinin Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve refah içinde geleceğe yürümesi, kendi devletini yaşatıp yüceltmesi, Türkiye ile ilişkilerin hep daha ileri noktalara taşınması olduğunu vurguladı.
Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada belirlenen 50 milletvekili adayının görevinin Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve refah içinde geleceği yürümesi, kendi devletini yaşatıp yüceltmesi, anavatan Türkiye ile ilişkilerin hep daha ileri, daha verimli ve güzel noktalara taşıması olduğunu vurguladı. 50 kişilik listeye giren ve girmeyenlerin parti etrafında kenetlendiğini ifade eden Hasipoğlu, tabandan tabana tüm ulusal birlik partilerin şahsi menfaat ve beklentilerinden uzak aynı ülke etrafında birleştiklerini belirtti. Her şeyden önce ülke halk gelir açıklamasında bulunan Hasipoğlu şu ifadelere yer verdi. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor koşullara rağmen halkın güvendiği tek parti Ulusal Birlik Partisi'dir. Bunu ziyaret ettiğimiz bölgelerde hissedebiliyoruz. Sahada bir tek biz varız. Hedefimiz tek başına iktidara gelerek istikrarlı bir hükümet modeli yaratmaktır. Çok partili koalisyonların ülkemize hizmet veremediği artık tecrübeyle sahiptir. 4 yılda 4 başbakan verilecek hizmetin yerine getirilmesinde sorun oluşturmaktadır. Güçlü bir şekilde genel başkan olarak seçilen Faik Sucuoğlu'yla parti içerisindeki istikrarı sağlamış bulunmaktayız. Bu istikrar ve güven 23 Ocak tarihindeki seçimlerde de sandığa yansıyacağından şüphemiz yoktur. Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti Sadrazamköy ve Kayalar'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti sorunlar karşısında sadece izleyici rolünde kalmakla suçladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi seçim çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyette Sadrazamköy ve Kayalar köylerini ziyaret etti. Erhürman ziyaretlerde yaptığı konuşmada gittikleri her yerde pahalılıktan feryat eden insanlarla karşılaştıklarını belirterek hükümeti sorunlar karşısında sadece izleyici rolünde kalmakla suçladı. Erhürman, döviz borcu olan insanların perişan duruma getirildiğini, Türkiye'nin ihracat yasağı koymasından dolayı ilaç krizi yaşandığını, tansiyon hastası ve kanser hastalarının ilaç bulamadığını ifade etti. Yönetimdekilerin bu konuyu Türkiye'li yetkililere aktarıp sorunu çözmeleri gerektiğini söyleyen Erhürman, kimsenin böyle bir girişimde bulunmadığını öne sürdü. Erhürman, bittik, tükendik diyen halkın feryadını duymazdan gelenlerin sayılı günlerinin kaldığını söyleyerek, memleketin gailesini çekenlerin, vardık, varız, var olacağız diyenlerin yönetime geleceğine inanç belirtti. Seçim çalışmaları çerçevesinde sivil toplum örgütlerine ziyaretlerini sürdüren Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barolar Birliği'ni ziyaret etti. Özersay, ülkede Adalet Bakanlığı kurulmasının siyasi karışmalara, müdahalelere kapı aralayabilecek riskli bir durum olduğuna dikkat çekti. Ve aynı zamanda hukukun üstünlüğü ve hukuk kurallarına uyulması meselesi son derece yaşamsal. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve beraberindeki ekip Kıbrıs Türk Barolar Birliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Halkın Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Hasan Esendağlı Başkanlığındaki Barolar Birliği yönetimiyle yapılan görüşmede konuşan Özersay, dini eğitimle dinin öğretilmesinin arasında önemli bir fark olduğunu aktardı. Özersay başta laiklik olmak üzere yargı bağımsızlığı gibi hususların Halkın Partisi ile Baro'nun ortak hassasiyeti olduğuna inandıklarına dikkat çekerek, biz hukuk devleti ve hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Kıbrıs Türk halkı küçük bir toplum olduğu için biz Adalet Bakanlığı ve benzeri uygulamalara karşıyız. Risklidir. Böyle bir durumda yargıya siyasi müdahalenin önü açılabilir dedi. Halkın Partisi Başkanı Özersay konuşmasında hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ortak hassasiyetimiz, laikliğin korunması, yargının bağımsızlığı ortak endişemiz. Hukukun üstünlüğü son derece yaşamsal konulardır ifadelerine de yer verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yargı sistemi... Kıbrıs Sosyalist Partisi 23 Ocak'ta yapılacak genel seçime katılmayacağını ve hiçbir partiye destek vermeyeceğini duyurdu. Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada seçimlere katılmayışımız seçim sürecine karşı olmamızdan veya seçimleri boykot eden bir tavır içinde olmamızdan kaynaklanmamaktadır denildi. Açıklamada
Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin seçimlere katılamayışının iki temel nedeni olarak mali kaynak ve kadroların sayısal yetersizliğine işaret edildi. Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi, barışın gelmesi için Kuzey ve Güney Kıbrıs'ta yaşayan emekçilerin kardeşçe birlikteliği ve dayanışmasının sağlanması için mücadelenin var olduğu kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin seçimlerde hiçbir partiye destek vermeyeceği de belirtildi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Günsel B9'un Londra'da dünya otomotiv piyasasında vitrine çıkmasını kutladı. Tatar, Günsel'in bu başarısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanan herkesin başarısıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili Günsel'in ilk modeli B9'la London AV Show'da dünya otomotiv piyasasında vitrine çıkmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanan herkesin başarısı olduğuna dikkat çekerek Günsel ailesi, mühendisleri, çalışanları başta olmak üzere yaşatılan bu gururda emeği geçen herkese teşekkür etti. Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Günsel'in ilk modeli B9'un London EV Show'da dünya otomotiv piyasasında vitrine çıkması her Kıbrıs Türk'ü gibi benim de göğsümü kabartmış, gurur duymama vesile olmuştur. Bu başarı en basit tabiriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne inanmanın, geleceğe umutla bakmanın önemli bir nişanesi olmakla birlikte Kıbrıs Türk'ünün bu topraklardaki aydınlık geleceğinin habercisidir. Egemenliğimizin sembolü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını Londra'da dünya otomotiv devlerinin arkasında dalgalandırarak Kıbrıs Türk toplumuna büyük bir onur yaşatan Günsel'in global ölçekteki bu başarısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne egemenliğimize inanan herkesin başarısıdır. Kıbrıs Türk'ünün türlü ambargolara ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen bu topraklarda üreterek, güçlenerek, güçlendikçe gelişecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin spordan sanata, sanayiden turizme, eğitimden tarıma kadar her alanda kalkınmak için beşeri sermayesi, kabiliyet ve cesareti fazlasıyla vardır. Günsel ailesi, mühendisleri, çalışanları başta olmak üzere bizlere yaşatılan bu gururda emeği geçen herkese şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yürekten teşekkür ederim. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. Başçeri, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflara not verdi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anadolu Ajansı foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı. Başçeri, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un Ciğerlerimiz Yandı, yaşam kategorisinde Doğukan Keskin Kılıç'ın Dolunay'ın Güzelliği, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın Şampiyon Mete Gazoz başlıklı fotoğraflarına oy verdi. Diyoruz maalesef, Allah bir daha o günleri göstermesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürekli yaşadığımız, her yaz yaşadığımız bir şey. Ama Türkiye'de de çok geniş bir alanda aynı anda çıkan yangınlarla mücadele ettik bu sene. En kıymetlisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de yangın söndürme ekiplerinin Türkiye'de bu çabalara katkı vermesiydi. Bizim için çok kıymetliydi. Buradan kardeşlerimiz de o mücadele için Anadolu'ya gitmeleri. Akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarına zam yapıldı sayın seyirciler. Kurşunsuz 95 oktan benzinin litre fiyatı 11.65, 98 11.89, Euro dizel 11.23 Türk lirası ve gaz yağı 11.13 Türk lirası oldu. Tüp gazın fiyatı ise 180 Türk lirasına yükseldi. Zamlı fiyatlar bugün yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan 2021 Mal ve Hizmetler Düzenleme ve Denetim, kurşunsuz benzin 95 ve 98 oktan, motorin, mazot, gaz yağı ve eurodizel azami satış fiyatları müramesine göre kurşunsuz 95 oktan benzinin litre fiyatı 11.65 Türk lirası, 98 oktanın fiyatı 11.89 Türk lirası, eurodizelin fiyatı 11.23 Türk lirası, gaz yağının ise 11.13 Türk lirası oldu. 7 Aralık'ta yapılan zamla 95
25 oktan kurşunsuz benzinin litresi 10.37 Türk lirasından, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 10.58 Türk lirasından, Euro dizelin litresi 10.09 Türk lirasından, gaz yağının litresi ise 9.99 Türk lirasından satılıyordu. Mal ve Hizmetler Düzenleme ve Denetim Emirnamesi uyarınca 10 kiloluk tüp gazın perakende azami satış fiyatı 180 Türk lirasından fazla olamayacak. Tüp gaz zamdan önce 140 Türk lirasından satılıyordu. Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs'ta sendikalı çalışabilmesi için girişim başlattı. Federasyon yarından itibaren başvuru kabul etmeye başlayacağını duyurdu. Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu TÜRKSEN, Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren SEK sendikasıyla işbirliğine gitti. Yönetim kurulu üyeleri ve federasyona bağlı sendika başkanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenleyen TÜRKSEN Başkanı Arslan Bıçaklı, ilk kez bu şekilde bir çalışma yapıldığını belirtti. Yarından itibaren başvuru kabul etmeye başlanacağını kaydeden Bıçaklı, her şeyin kayıt ve kontrol altında olacağını söyledi. 8 bin civarında Kıbrıslı Türk'ün başta turizm olmak üzere inşaat ve restoran gibi alanlarda güneyde faaliyet gösteren SEK sendikası aracılığıyla istihdam edilmesi öngörülüyor. Zam şampiyonu dedi bunlara. Sayın seyirciler, 4 aydır maaş alamayan Lapta Belediyesi çalışanları iş bırakma eylemini sürdürüyor. Belediyede örgütlü Belediye Emekçileri Sendikası, Lapta Belediyesi yeni hizmet binası önünde basın açıklaması yaptı ve sıkıntılarını paylaştı. BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, 20 Aralık Pazartesi gününe kadar maaşların ödenmemesi durumunda iş bırakma eylemini süresiz greve dönüştüreceklerini belirtti. Belediye Emekçileri Sendikası'nın Lapta Belediyesi çalışanlarının 4 aydır maaş alamaması ve Lapta Belediye Başkanı'nın bu durum karşısında duyarsız davranması gerekçesiyle başlattığı süresiz iş bırakma eylemi 3. gününe girdi. Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, Lapta Belediyesi yeni hizmet binası önünde basın açıklaması yaparak 20 Aralık Pazartesi gününe kadar maaşların ödenmemesi durumunda süresiz iş bırakma eylemini süresiz greve dönüştüreceklerini kaydetti. Çalışanların haklarının gasp edilmemesi için mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Mustafa Yalınkaya, hükümetlerin belediyeler konusunda üzerlerine düşen görevleri yapmaması nedeniyle ülkede birçok belediyede benzer sorunlar yaşandığını da kaydetti. Bizim sorunlarımız ortadadır, nettir, bellidir. Evet, 28 belediyede yaşanan ortak sorunlar vardır ama Lapta Belediyesi'nin şu an 28 belediyenin içinde tek belediye değil 4 maaş geriliği vardır ve bu insanlar evine ekmek götüremiyor. Sayın seyirciler, Dünya Toprak Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikle İskele Evkaf Türk Maarif Koleji bahçesine meyve ile zeytin fidanları dikildi. Etkinlikte doğanın ve çevrenin önemine işaret edildi. Dünya Toprak Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikle İskele Evkaf Türk Maarif Koleji bahçesine meyve ile zeytin fidanları dikildi. Fidan dikme etkinliğinde öğrenciler adına konuşan Azza Nakışçı, daha yaşayabilir bir çevre için doğanın korunması gerektiğini belirtti. Okul müdürü Betül Yıkıcı da toprağın sınırsızmış gibi kullanıldığına işaret ederek toprak ve çevreye karşı daha bilinçli ve duyarlı olunması gerektiğini söyledi. Evkaf İyilik Gönüllüleri İskele Sorumlusu Özlem Kadir Ağa da İskele'de çok faal bir iyilik gönüllüleri grubu olduğunu ve iyiliğin hızla yayıldığını belirtti. Okullarımızda düşünebilen, sorgulayabilen. Etkinliğe katılarak fidan diken Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Profesör Doktor İbrahim Benter de sorgulayan, üreten ve çevreye duyarlı, farkındalığı yüksek gençler yetiştirmenin önemine işaret etti. Doğanın ve çevrenin kıymetinin daha iyi bilinmesi gerektiğini kaydeden Benter, böylesi etkinliklerin gençlerin farkındalıklarını artırdığını dile getirdi. Bu haberle bültenimizin de sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum.
Aksa Süper Lig'de 14. hafta ülkemizin en önemli derbisiyle başlayacak. Cuma akşamı saat 18'de başlayacak ve BRT2'den de canlı yayınlanacak olan derbi mücadelesi 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Türk Ocağı'yla Doğan Türk Birliği'ni karşı karşıya getirecek. Süper Lig'de cumartesi oynanacak olan Küçük Kaymaklı Yoğunpaş Dumlupınar ve pazar yer alacak Yeni Cami Göçmenköy karşılaşmaları da BRT2'den naklen sporseverlerle buluşacak. Lig'de cumartesinin programı şöyle. Küçük Kaymaklı Yoğunpaş Dumlupınar, Girne Halk Evi Cihangir, Binatlı Gönyeli, Mesarya, Merit Alsancak Yeşilova. Litvanya'da düzenlenen IFBB Pro Qualifier Cup'a Gazi Mausa Belediyesi'nin sponsorluğunda katılarak ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takım sporcusu Halil Latif, Gazi Mausa Belediye Başkanı İsmail Arter'i ziyaret etti. Başkan Arter ziyarette yaptığı konuşmada böylesi bir organizasyondan güzel derecelerle dönmenin son derece önemli olduğunu ifade ederek çalışma disiplini ve gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ettiği başarılı sporcuya destek vermeye devam edeceğini söyledi. Handball U18 Kızlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Bültenimizin yayına hazırlandığı sıralarda UKÜ Arena'da oynanan ve BRT2'den de canlı yayınlanan mücadelede Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Şahlan şampiyonluk mücadelesinde karşı karşıya geldi. Final serisinin ilk maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Şahlan'ı 35-21 yenerek seride 1-0 önde bulunuyor. UKÜ kazanması durumunda şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Voleybolda kadın ve erkeklerde 7. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Lider vakıflar şu sıralarda oynanan mücadelede Karpaz Gate Marina'yı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda konuk ediyor. Gecenin bir diğer maçında Mausa'nın iki güçlü ekibi Mausa Spor Akademisi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Kadınlar Ligi'nde ise Atatürk Spor Salonu'nda vakıflar Karpaz Gate Marina mücadelesi vardı. Basketbolda Unileague 3. hafta mücadelesi devam ederken U20 liginde de 5. hafta maçları oynanıyor. Unileague'de dün gece oynanan karşılaşmada Rauf Denktaş Üniversitesi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında 74-63 galip gelerek ligdeki ilk galibiyetini almayı başardı. U20 liginde ise Çetinkaya ile Mausa Gelişim Akademisi şu sıralarda Necati Taşkın İlkokulu'nda yer alan mücadelede karşı karşıya geliyor. Tekvando, karate, aikido, martial arts kuşak sınavı yapıldı. Tekvando, karate, judo, karate federasyonu tarafından organize edilen martial arts 122. tekvando, 71. karate ve 11. aikido renkli kuşak telafi sınavı Avrasya Tekvando Merkezi'nde gerçekleşti. Yapılan sınavda terfi edenler kuşaklarını cuma akşamı düzenlenecek törende alacak. Basketbol Euroleague 15. haftasında oynanan maçlarda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko galip geldi. Anadolu Efes konuk ettiği İspanya temsilcisi Bitçi Baskonya'yı 87-72 yendi. Ev sahibi ekipte Micić 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes 7. galibiyetini almış oldu. Fenerbahçe Beko ise sahasında İsrail ekibi Maccabi Plajtika Tel Aviv'i 90-79 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe 6. galibiyetini elde etti. Almanya 1. Futbol Ligi'nde Bayern Münih deplasmanda Stuttgart'ı 5-0 yendi. Puanını 40'a çıkaran Bayern Münih liderliğini sürdürdü. Stuttgart ise 17 puanda kaldı. NBA'de Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry normal sezon kariyerinde 2973 3 sayılık basket atan Ray Allen'a ait Amerikan Basketbol Ligi rekorunu kırdı. 3 şampiyonluk kazanan ve 2 kez normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Curry, New York Knicks'le karşılaştıkları maçta tarihe geçti. Curry 105-96 kazandıkları Knicks deplasmanında 14'te 5 3 sayı isabetiyle 22 sayı attı. Öncü isim Türk Bankası para hattını sunar.
Global piyasaların etkisiyle ortalama kur olarak İngiliz sterlini değer kazanarak 18,9711'den 19,4999'a yükseldi. Euro değer kazanarak 16,1895'den 16,5759'a yükseldi. Amerikan doları değer kazanarak 14,3214'den 14,7062'ye yükseldi. 2157 puandan açılan Borsa İstanbul günü 5 puan değer kazanarak 2162 puandan kapadı. Türk Bankası para hattını sundu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Güzel mi güzel yağışlar aldık, hatta gök gürültüsünü duyduk. Dün öğle saatlerinde dolu, kısa süreli dolu yağışlarını da gördük efendim. Evet, bana soruyorsunuz, yağışlar devam edecek mi? Yarın ve o bir gün ne olacak? Hafif yağış geçişlerini, hafif yağış geçişlerini göreceğiz. Fakat pazar günü ne olacak efendim? Etkili sağanak yağmurlar geliyor. Pazar günü de, pazartesi günü de. Evet, çok bulutlu bir görünüm. Alçak basın sistemiyle nemli ve soğuk bir hava kütlesinin etkisi altında kalacağız. Ve beklenen an geldi. Rengarenk neler var efendim, neler? Bulutlar, o bulutlar. Evet, bakıyorum. Avrupa. Az bulutlu bir görünümde. Evet, bulutlar yoğun mu yoğun? Nerede? Karadeniz'in üzerinde yoğun mu yoğun? Gürcistan'ın üzerinde yoğun mu yoğun bulutlar var? Bir de Orta Akdeniz ve Batı Akdeniz'de parçalı çok bulutlu görünüm var an itibariyle. Evet, İngiltere, İber Yarımadası, Batı Avrupa az bulutlu. Evet, ülkem, güzelim ülkem ve Türkiye'mde ne var efendim, ne yok? Bulutlara bir bakalım, ne var ne yok. O adamız an itibarıyla parçalı bulutlu, an itibarıyla. Türkiye'm ise parçalı çok bulutlu bir görünümde efendim. Hatta yer yer sağanak yağmurlar, kar yağışları da görüyorum an itibarıyla. Ve tabii ki meteorolojik haritam efendim, meteorolojik haritam. Evet, meteorolojik haritama göre çok güzel bir harita bugün efendim. Neden? Bölgemizde alçak basın sistemleri, cephe sistemleri, soğuk cephesi, sıcak cephesi mevcut efendim. Tabii üst atmosferde ne vardı demiştik? Nemli ve soğuk hava kütlesi. Evet, bir de Karadeniz üzerinde ve Türkiye üzerindeki yağışlı hava kütlelerinden bahsetmek doğru olur. Bir de ne var efendim? Sibirya üzerinde bir yüksek basınç var. Karakter olarak kontinental polar soğuk hava kütlesi var Sibirya'nın üzerinde. Bize gelecek mi efendim? Önümüzdeki günlerde, hafta içerisinde gelebilir bu Sibirya'nın soğukları diyelim ve biz Avrupa'ya bakalım. Avrupa yüksek basın sistemine teslim efendim. Nemli mi? Nemli. Evet, tabii ki İber Yarımadası üzerinde ve Tunus Cezayir üzerinde de bir yüksek basın sistemimiz mevcut. Tabii ki haritaya baktık. Ben haritaları da inceledim sizin için ve dedim ki bu akşam havamız yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek. Ve en düşük hava sıcaklıklarımız Lefke'de 14, Girne'de 13, Güzelyurt ve Lefkoşa'da 9, Alev Kayası'nda 8
Gazimağusa da 12, İskele'de 11, Yenerenköy'de 13, Larnaka'da 14, Limasol'da 12, Baf'ta 13 ve Troodos'ta hafif kar yağışıyla birlikte 0 derece. Ve yarın Kıbrıs'ta havamız parçalı bulutlu geçecek. Yağış geçişlerini görmek mümkün olacak yarın. Ve en yüksek hava sıcaklıkları Güzelyurt ve Lefke'de, İskele'de, Gazimağusa'da 17 derece. Girne ve Lefke'de 16. Tabii ki Karpaz bölgesinde, Yenerenköy'de, Mehmetçik'te ve Dip Karpaz'da 16. Larnaka'da 16. Limasol'da 15. Baf'ta 16. Ve Troodos'ta 3 derece efendim. Evet, yağışlarımız bugün yer yer sağanak ve gök gürültülü. Yarın ve diğersi günde ise neymiş? Hafif yağış geçişlerini göreceğiz diyorum. Ve denizlerimiz efendim, denizlerimizde hava çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu. Geçerken kuzey sahilimizde rüzgar kuzey ve batıdan, doğu ve güney ve batı sahillerimizde güney ve batıdan 3 ile 4 kuvvetinde. Orta dalgalı bir deniz bekliyoruz. 1,5 metre civarında da bir dalga yüksekliğini beklemek mümkün. Bugünkü Kıbrıs adamızın çevresindeki sahillerde efendim. Ve ne oluyor efendim? Dünyamız tabii ki dönüyor. Ve Türkiye'mde, Ankara'mda duruyor efendim. Evet, baktım mı baktım. Neler görüyorum, neler. Batı ve Orta Anadolu'da ne bekliyoruz? Yağmur. Doğu Anadolu'da ise parçalı, bulutlu bir görünüm olacak. Evet. Samsun, Ankara, Adana, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, İzmir'de yağmur beklentimiz var. İstanbul 8 derece, Ankara 6 derece, İzmir 15, Antalya 14, Adana 16, Hatay 13, Gaziantep 12, Diyarbakır 9, Samsun 14. Trabzon, Erzurum ve Van'da parçalı, zamanla çok bulutlu olacak bu şehirlerimiz. Trabzon 16, Erzurum 8 ve Van 7 derece. Ve İngiltere'de hava, Londra ve Edinburgh'da hava parçalı bulutlu geçerken, Londra'da 10, Edinburgh'da 12 derecelik bir sıcaklık olacak. Dublin'de ise parçalı bulutlu bir görünümle birlikte 9 derece efendim. Ve İber Yarımadası'na gidiyoruz. Orada da bulutlu, parçalı bulutlu bir görünüm olacak. Lisbon 16, Madrid 17 derece. Ve Batı Avrupa'ya çıkartma yapıyoruz efendim, çıkartma. Ve diyoruz ki Paris, Amsterdam, Brüksel, Frankfurt'ta hava parçalı bulutlu geçecek. Ve Köln ve Berlin'de ise yağmurlu olacak. Londra'yı söylemiştik. Paris 9, Brüksel 9, Köln 9, Amsterdam 10, Frankfurt 7 ve Berlin 7 derece efendim. Ve bir Dubrovnik yapalım mı? Yapalım efendim. Dubrovnik'e gidiyoruz. Ve Dubrovnik'te havamızın parçalı, çok bulutlu olduğunu görüyoruz ve tahminimiz de bu doğrultuda. En yüksek hava sıcaklığı 11. Viyana, Budapeşte parçalı bulutlu. Viyana 6, Budapeşte 4 derece. Ve Balkanlar ve Bükreş. Bükreş'te bugün en yüksek hava sıcaklığı 9 derece. Sofya'da -2, Üsküp'te 5, parçalı bulutlu bir görünüm. Atina'da hafif mi hafif yağmur bekliyorum. Ve 13 derece. Ve kuzey, soğuk mu soğuk bir kuzey Avrupa'da. Helsinki'de kar yağışı 4 derece. Parçalı bulutlu bir Oslo'da ise 3 derece. Ve yürüye yürüye Moskova'ya gidiyoruz.
ve parçalı bulutlu bir Moskova'da en yüksek hava sıcaklığı -2 derece. Ve Doğu Akdeniz, Beyrut, Tel Aviv, sağanak yağmurlu bir arada gök gürültüsünü duyacağız efendim. Evet, Beyrut 20, Tel Aviv 19. Sağanak yağmurlu. Kahire açık ve az bulutlu 19 derece. Ve Cezayir, Tunus'ta havalar nasıl olacak? Tabii ki parçalı bulutlu olacak. Cezayir 16, Tunus 15 derece efendim. Evet, diğer yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.